Daha yoldan müfit alacağım. Rahmetli bir gün olsun beni şu ön koltuğa oturtmamıştı. Yani anne karım tabii ki öne yanıma oturacaktı. Aa, niye öyle söylüyorsun canım? Bak Ruşen amcanın gelini arabada giderken hep arkada oturdu. Saygılı kız tabii ne de olsa. Öne ya Ruşen amcan ya da Osman teyzen oturur evlat. Sizin bu öne oturma kavgalarınız yüzünden neredeyse ön koltuğu söktürecektim. Aa, dur bakayım dur bakayım. Benim sana el emeği göz nuruyla işlediğim o yün karpuzu ne yaptın ha? Anne Allah aşkına arabanın arka camında yünden bir karpuzun ne işi var? Aa, niye öyle diyorsun canım? Bak Ruşen amcanın oğlu Sedat annesinin ördüğü yün bal kabağını şu dikiz aynasına asmış. Hem de iki tane birden. Evet. O yüzden de kaza yaptı. Kabaklar yüzünden yolu göremiyordu. Neyse bırak şimdi kabağı filan da biz işimize gelelim. Sen şu kızı bir gör. Hangi kızı? Hangi kızı dediğimi bal gibi biliyorsun. Bak sen beğenmezsen gene beğenme benim minik kuşum. Zorla evlenecek değilsin ya. Peki tamam anne akşam getir o zaman bir bakalım ama şimdi bu konuyu kapatalım. Müftün yanında konuşmayalım. İyi o zaman eve biraz erken gel. Peki tamam erken gelirim. Nasılsınız Menkıbe teyze? Merhaba. Günaydın Mesut Bey. Günaydın. Şöyle yanıma oturun isterseniz. Herhalde yanına oturacak kızım. Önde kucağıma oturacak değil ya. Ya kanka, o kadar gerçek gibiydi ki hala etkisini üzerimden atamadım. Sanki ne bileyim hiç ölmemiş gibiydi. Birlikte yemek yedik, dans ettik, içki içtik. Bak kanka, buna tıp dilinde başa vurmak deniyor. Yani kadınsızlık artık senin başına vurmuş. Buyur abi. Sağ ol. Oğlum sen de bul bir kadın evlen gitsin artık. Yok ya ne evliliği Allah korusun. Öyle deme oğlum. Tamam bekarlık sultanlıktır ama bak dünya coğrafyasında bile sultanlık mı kaldı? Tabii ya. Bu devirde kimse sultan değil, padişah değil. İşine karışmak gibi olmasın Masar ama bence de evlilik o kadar kötü bir şey değil. Bence de Şelale Hanım çok haklı. Sen işine bak. Beni evlendirene kadar kendiniz evlensenize. Bir dakika çocuklar bir dakika. Masar haklı. Çocuğun kanına girmeyin. Biliyorsunuz ben 68 kuşağıyım. Devrime nefer yetiştirmek için evlendiğimiz o günler çok geride kaldı. Generation buyurun. Hadi evlendin diyelim. Çocuk da yaptın. Sonra? Emperyalizmin hamburgerleri, blue jeanleri, müziği, çocuğu kapitalist yapmayacak mı? Sizin de konuşulmaz 69 kuşağı. 79. Parmaklarıma alyans isimli o kelepçeyi takmaya hiç niyetim yok. Alo. Efendim? Mazhar Bey mi? Tabii burada bir saniye. Yo hayır ben sekreteri değilim. Kreatif direktörüm. Anneniz arıyor. Öf be anne. Efendim anne. Tamam anne erken geleceğim dedim ya. Çiçek mi almam lazım? Tamam anne tamam çiçek de alırım. Hayır. Kızın ailesinden kimseyi getirmedim. Ya ne gerek var? Alt tarafı tanışacağız ya. Anne tamam benim çok işim var sonra görüşürüz. Tamam anneciğim hadi görüşürüz. Oo. Parmaklarıma alyans isimli kelepçeyi takmaya hiç niyetim yok. Olsun. Ayak parmaklarına takarsa biz görmeyiz. Ya bir dakika. Durum bildiğiniz gibi değil. Abi benim tanıdığım bir çiçekçi var. Saman altından su yürütenlere %50 indirim yapıyorlarmış. Sana çok ucuza bir aranjman yaptırabiliriz. Hadi lan. Bana bak Müfit bu işin şakası yok. Ben medeni halimden memnunum ve değiştirmeyi de düşünmüyorum. Yani bana yardım edecek bir tek sen varsın be kanka. Bana ne gerek var oğlum? İstemiyorum dersin olur biter. Maalesef öyle olup bitmiyor işte. İstemiyorum dersem annem bunu üzülür. Annemi üzmekle intihar etmek aynı şeydir bilirsin. O halde bu kızı bu işten vazgeçirteceğiz. Evet ama nasıl? Kızı kendinden soğutacaksın. Mesela de ki 3 aylık ömrüm kalmıştı. Doktor öyle söyledi dersin. Olur mu canım? Öyle bir şey söylersem kızdan önce annem küt diye gider orada be. Doğru. Buldum. Kıza eşcinsel misin gibi davran. Ne? Eşcinsel mi? Nasıl yani? Bak şöyle. Ay merhaba tatlım. Annem beni seninle tanıştırmak istedi ama ben... Ay sen ne tatlı çocuksun öyle bakayım ayol. Sen ne tatlı çocuksun. Yapma lan yapma be. Sapık mısın nesin be? Yavrum. Size Müfit Bey mi desem? Her neyse. Ne kadar modern görünüşlü olsan iş yerinde aykırı ilişki istemem arkadaşlar. Ama sayın patronum beni yanlış anladınız. He.
Yarın işe gelirken bir HIV testi yaptırmayı unutmayın. Biliyorsunuz bugünlerde AIDS çok salgın. Buyur, seni kurtaracağız derken kendimizi batırdık. Ama neyse, eve gidelim de bir çaresine bakarız artık. Ay yürü kız. Camcı camı takarken aşağı düşüyor ha. Sonra ne diyor? Beğendin mi? Beğendim, ben satarım bu kupayı şimdi. Kadın ev kadını tabii. Ne ilgisi var, ne kadar olursa olsun önemli olan camcının aşağı düşmesi. Çiçek kokularından bir iki bahardan. Aa, bu evin hali ne böyle oğlum? Ne bileyim ya, ben bıraktığımda gayet düzgündü, derli topluydu. Hay Allah'ım, yine Firdevs gelip bir şeyler aradı herhalde. Mahzen sandalyeler yerde. Aa, ben... Şurada. O koltuk. Değil mi? Ters. 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 Masa. Ne? Masa. Minde. Bana bak. Beyni alınmış güvercin gibi orada durma da bana yardım et. Salak, o ördek sesi. Ha, beyni alınmış güvercin oğlum. Durduk yere bir sürü de masrafa girdik ya. Boru mu? Evleneceğin kızı göreceksin. Sen daha masraf görmemişsin. Düğünüydü, gelin arabasıydı, ıvırıydı zıvırıydı derken paralar suyunu çekecek. Ama istersen bankadan düğün kredisi alabilirsin. Sağ ol kanka be. İyi ki senden yardım istemişim. He. Bayağı yardım ediyorsun. Ya hemen kızma be, şaka yapıyorum. Kanka, hı, beni çıldırtma. Sen şu çiçekleri vazoya ters koydun da başın göğe mi erdi? Manyak mısın oğlum? Ne işin var benim senin çiçeklerinle? Dokunmadım bile. Bıktım senin şu soğuk şakalarından ha. Beyinsiz güvercin. Kapı çalıyorum. Geldim. İşte bu kadar. Konuyu kapattık. Bu kadar emin olma sevgili görünce. Aa, ne oluyor ya? Masar, yaptırsana bir minik kuşum şu televizyonu. Böyle çok sinir bozuyor. Şimdi al şunu, bu da tamam. Masar, ne var oğlum, ne var? Oğlum, biz bu kızı anında kaçırtırız evden. Nasıl yani? Ya seninki ruhlardan, cinlerden, perilerden acayip korkuyor. Bir iki numara yaparsak kız korkusundan ölür. Mesela? Mesela ayağımızla masayı falan sallarız. Ha? Bu evin olduğu yerde yatırmatır var diyelim. Kız korksun, bir daha da bu eve gelmesin. Nasıl fikir? Çok güzel fikir. Mevit. Mevit, sen şeytan oldun ya. Yılanım ben, yılan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu tanısın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı başıma.